Herkese selamlar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bilgisayarımızı telefonumuzdan nasıl kontrol edeceğimizden bahsedeceğim. Bilgisayarımızı tüm özellikleriyle, yani masaüstü olsun, diğer klasörler, internet erişimi, herhangi bir şey, bilgisayarımız olduğu gibi telefonumuzun ekranında göreceğiz. Mouse'umuzu, klavyemizi kontrol edebileceğiz arkadaşlar. Bunun için Google Chrome'un Chrome uzaktan masaüstü uygulamasını kullanacağız arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki hemen hemen herkesin bilgisayarında Google Chrome yüklüdür arkadaşlar. Google Chrome'a ekleyeceğimiz ufak bir eklentiyle bilgisayarımızı uzaktan kontrol edebileceğiz arkadaşlar, internet aracılığıyla. Evet arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Videoya başlamadan önce bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, öncelikle bilgisayarımızda Google Chrome uygulamasını açıyoruz ve burada gördüğünüz kişi simgesine basarak burada Gmail hesabımıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden yaptım bu işlemi. Gmail hesabımıza giriyoruz ve şuradan senkronizasyonu aç diyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra şurada evet istiyorum seçeneğini işaretliyoruz arkadaşlar. Ve ardından videonun açıklama kısmında Google Chrome uzaktan masaüstü linkine tıklıyoruz arkadaşlar. Linke tıkladığımız zaman bizi şöyle bir siteye yönlendirecek. Bu sitede tek yapmamız gereken şey reklamlar. Geç demek arkadaşlar. Reklamları geç diyoruz. Açılan reklam sayfalarını kapatıyoruz. Şurada bir 5 saniyelik bekleme süremiz var. Bunun ardından linke git diyoruz. Linke git dedikten sonra tekrar açılan reklam sayfalarını kapatıp tekrar linke git dediğimiz zaman bizi şöyle bir sayfaya yönlendirecek arkadaşlar. Bu sayfada yapacağımız şey şuradaki mavi indirme linkine butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve Chrome'a ekle diyoruz. Chrome'a ekle dedikten sonra uzantı ekle seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Ve indirme işlemi yapıyor. İndirme işleminden sonra şurada kabul et ve yükle seçeneğini seçiyoruz ve ardından şurada evet'i seçiyoruz arkadaşlar. Küçük bir kurulum yapacak, çalıştır diyoruz buna. Kurulumumuz hemen tamamlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra bilgisayarımıza bir app vermemizi istiyor. Olduğu gibi bırakıyorum ve sonraki seçeneğini seçiyorum ve burada bir şifre belirliyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımıza bağlanırken bize soracağı, telefondan soracağı bir şifre belirliyoruz. 6 haneli bir şifre oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunu kendi isteğimiz doğrultusunda hemen ben şöyle bir şifre yazıyorum, buraya tekrar aynı şifreyi yazıyorum arkadaşlar ve şurada başlat seçeneğini seçiyorum. Belirli bir süre bekledikten sonra uygulamamız hazır olacaktır. Evet, şurada çevrim içi yazıyor arkadaşlar. Bu demektir ki bilgisayarımızdaki kurulum işlemi tamamlandı. Şurada sadece bir masaüstü uygulaması istiyor musunuz diye bir şey var arkadaşlar. Bunu ister yükleyebilirsiniz, isterseniz yüklemezsiniz ama yüklemenizde fayda var arkadaşlar. Şöyle hemen bunu da yükleyelim. Yükle diyoruz buradan ve masaüstümüze de yüklenmiş oldu arkadaşlar. Hemen şöyle masa üstündeki simgeyi de size göstereyim. Google Chrome'un uzaktan bağlantı masaüstü simgesi arkadaşlar. Şimdi geçelim telefonumuza. Arkadaşlar, telefonda yapacağımız işlem oldukça basit. Telefonumuzun iPhone veya Android olması hiç fark etmiyor arkadaşlar. iPhone ve Android cihazların hepsinde bu uygulamayı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hemen App Store'a, tabi Android cihazlar için Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Aramaya Chrome uzaktan masaüstü yazıyoruz arkadaşlar ve aratıyoruz. Gelen ilk sıradaki Chrome uzaktan masaüstü uygulamasını telefonumuza indiriyoruz arkadaşlar. Evet, indirme işlemi şimdi başlayacaktır. İndirme işlemimiz tamamlandı. Hemen uygulamayı aç diyoruz arkadaşlar. Burada oturum açın seçeneği var. Oturum açına giriyoruz. Tabii ben burada Gmail hesabım kayıtlı. Siz de kendi Gmail hesabınıza buradan giriş yapacaksınız arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bilgisayarınızın ismi hemen burada görünüyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Ardından bize belirlemiş olduğumuz, kendi belirlediğimiz pini soruyor arkadaşlar. Az önce bilgisayarda yazdığımız pini. Bu pini buraya giriyoruz. Ben hemen yazıyorum. Evet, pin işaretini basıyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar ve masaüstümüz birazdan telefonumuza yansıtılacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bilgisayarımızın masaüstü telefonumuza yansıtıldı. Şunu şöyle telefon ekranını yan çevirerek tam ekran bir şekilde kullanabiliyoruz. Programın güzel yanı arkadaşlar, istersek parmağımızla mouse'u hareket ettirip istersek de dokunma özelliği olarak da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu şuradaki ayar menüsünden değiştirebiliyoruz. Şuradaki dokunmatik yüzey modu değiştirdiğimiz zaman da ismi dokunma modu olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle mouse'u görüyorsunuzdur, kameranın kalitesi dolayı biraz iyi olmayabilir, bunu belirteyim. Şöyle parmağımızı hareket ettirdiğimizde gördüğünüz gibi mouse'umuz da hareket ediyor arkadaşlar. Şöyle tıklayarak istediğimiz şeyi açabiliyoruz. Programla ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Faydalı bulduysanız bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.